Selam, 13. modülümüz olan imperatifs yani emir cümleleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle imperatifs başlığımı buraya sizin için yazayım. Dediğim gibi anlamı emir, talimat cümleleridir. Peki bu cümleleri nerelerde kullanırız? İmperatif yani emir cümlesinin birisine bir şey yapmasını söylerken kullanırız. Bunlar bir şey isterken olabilir. 2. Emir verirken olabilir. 3. Talimatlarda olabilir. 4. Uyarılarda olabilir. Ve 5. Yer tariflerinde olabilir. Şimdi kullanabileceğimiz alanları görüyorsunuz. Bir şey isterken, emir verirken olabilir. Talimatlarda, uyarılarda ve yer tariflerinde dedi. Bunlar cümle olarak nasıl kurulur? Onu da yazalım size. Cümle kurulumunda, imperatif, emir cümlelerinin kurulumunda cümleye başında fiille başlarsınız. Ve bu fiil her zaman birinci haldedir. Fiilden sonra o ile simgelediğimiz object yani nesne kullanabilirsiniz. Hatta çok daha farklı başka şeyler de yazabilirsiniz. Eğer bu söylediğiniz şey olumsuz ise, olumsuz kullanacaksanız da fiilin de başına don't getirirsiniz. Daha sonra fiil yine birinci halde, daha sonra nesne ve diğer şeyler eklenebilir. Bu cümle kurulum şekliydi. Şimdi bununla ilgili örnek cümleler yapalım isterseniz. Birincisi istekte bulunmak için de hatırlarsanız buna bir örnek veriyorum. Cümleniz şu. Lütfen beni listeye ekleyin. Lütfen koyduğumuz zaman arkadaşlar bu ifadeleri daha da yumuşatmış oluruz. Lütfen beni listeye ekle diyoruz. Eklemek fiilimiz. Fiil başta olacaktı hatırlarsanız. O yüzden add koydum. Beni. Fiilden sonra geldiği için beni kelimesi nesne konumunda object pronoun kullanmam gerekiyor. Yani I değil me kullanıyorum. Add me. Nereye ekle demişti? Listeye. EA anlamında ilk önce edatımı to'yu koyacağım. Daha sonra listeyi koyacağım. Bu bir şey istemeye örnek olsun. İkincisi emir verirken kullanırdık hatırlayın. Emir verelim, bir emir cümlesi örnek söyleyelim. Onu birlikte yapmaya çalışalım. Her bir malzemeyi say diyelim. Her bir malzemeyi say. Saymak fiiliniz. Saymakla başlayacağım. O da İngilizce'de count. Count'tan sonra her bir malzeme dedik. Her bir each malzeme item. Emre örnek vermiş olduk. Üçüncü sırada talimatlarda kullanılırdı hatırlarsanız. Talimat için örnek cümleniz şu olsun. Önce pili şarj edin, daha sonra onu kullanın diyelim. Önce, ilk önce first pili şarj edin. Şarj etmek fiiliniz İngilizcesi charge. The battery daha sonra dedik. Daha sonra then kullanın dedik. Kullanmak. Neyi kullanın? Şarj ettiğiniz şeyi, onu anlamında. O yüzden it ekledim. Dördüncü kullanım uyarılarda bulunurken. Uyarıda bulunalım. Buna bir örnek cümle söyleyelim. Solüsyonun içine suyu dökme diyelim. Olumsuz olsun bu da. Dökme. Olumsuz olduğu için don't'la başlayacağım. Sıvı bir şeyi dökmek pour. Don't pour. Neyi dökme demiştik? Nesnemiz neydi? Su. Water. İçin anlamında into. Neyin içine dökme demiştik? Solüsyonun. Into the solution. Beşinci kullanım yer tariflerinde kullanılıyordu. Yer tariflerinde örnek cümleniz şu olsun. Şehir merkezinden metroya bin, üçüncü durakta in. Taksiye binmek, metroya binmek gibi şeyleri take'le kullanıyoruz. Take the subway. Ama şehir merkezinden dedim bir de. Then'den anlamında önce edatımı koyacağım. Daha sonra city center yazacağım. Sonrasında ne demiştik? Üçüncü durakta in. Bir vasıtadan inmek get of'dur. Get of. Üçüncü durakta. D'de anlamında eti kullanacağım. Get of at the third station demiş olurum. Evet bunlar emir cümlelerinin nasıl kullanıldığına dair yaptığımız açıklamalardı. Beş yerde kullanılır da bir şey isterken, emir verirken, talimatlarda, uyarılarda bulunurken ve yer tariflerinde. Şu anda karşınızda da her birine bu beş özelliğe yaptığımız örnek cümleler var. Kitabınıza daha fazla alıştırmalar var. Onları çözerseniz iyi olur. Diğer modülde görüşmek üzere. Hoşça kalın.